İbrahim Sehiç 1988 yılında şu anda Bosna Hersek'te bir kasaba olan Rogatica'da bir Bosnalı ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. O dönemlerde Bosna Hersek'te savaş vardı ve binlerce kişi bu savaşta hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri de İbrahim Sehiç'in babası Hasan Sehiç'ti. Hasan Sehiç Bosna Savaşı'nda şehit düştü. Babasını savaşta kaybeden İbrahim Sehiç, annesi ve kız kardeşine bakmak için futbola dört elle sarıldı. Futbola başladığı ilk yıllarda sol kanat oyuncusu olarak görev yapan Sehiç, mecburi olarak geçeceği kalede Bosna Hersek milli takımına uzanacak güzel bir yolun başlangıcında olduğunu bilmiyordu. 2008 yılında İtalya futbolunun köklü takımlarından Juventus'ta denemeye çıktı. Denemeden sonra Juventus, Sehiç'i transfer etmek için Zeleznikar'a 200 bin avro transfer bedeli önerdi ancak Bosna kulübü teklifi reddetti. 2010-2011 sezonunda takımın en iyi futbolcusu seçildi. Bosna Hersek milli futbol takımı formasını ilk kez 17 Kasım 2010 tarihinde Slovakya milli futbol takımı ile oynayan karşılaşmada ilk kez milli formayı giydi. O saha içinde her zaman liderdi. Öyle ki 21 yaşında kaptanlık pazı bandını koluna taktı. Liderlik, onu diğer oyunculardan ayıran en büyük özelliğiydi. 2011 yılının Temmuz ayına kadar forma giydiği Zeleznikar kulübünde 84 maça çıkıp 75 gol yedi. 40 maçta da kalesini gole kapattı. Bu süreçte Bosna Hersek milli takımının U21 yaş grubunda 12 kez, A milli takımında da 2 kez forma giymeyi başardı. Birçok Avrupa kulübünün yakından takip ettiği başarılı kaleci, 2011-2012 sezonunun yaz transfer döneminde 400 bin avro karşılığında Mersin İdman Yurdu'nda transfer oldu. Sürekli Türkiye'de oynamaktan mutlu olduğunu dile getiren Sehiç, 2 sezon Mersin İdman Yurdu kalesini korudu, kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. Mersin İdman Yurdu forması ile 38 maça çıkıp 55 gol yedi. 10 maçta da kalesini gole kapattı. Oynadığı 2 sezon yeterli forma şansını bulamasa da bireysel performansı ile yine Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı. Fakat Mersin İdman Yurdu'nun kötü gidişatı belki de onun kariyerini etkileyen en büyük sebeplerden bir tanesiydi. Mersin İdman Yurdu'nun Süper Lig'e veda etmesiyle birlikte kulüp Sehiç'i satmak zorunda kaldı. 18 Ekim 2013 tarihinde kariyerinde yeni bir sayfa açarak 680 bin avro karşılığında Azerbaycan'ın Karabağ kulübüne transfer oldu. Tam 5 sezon forma giydiği Karabağ takımında 168 kez maça çıkıp bu maçlardan 87'sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Takımın Avrupa maçlarında da forma giyen Sehiç, 47 kez Avrupa maçı macerası yaşadı. Karabağ kariyeri onun için zirve oldu. 5 sezonda 5 lig şampiyonluğu ve 3 kez de Azerbaycan Kupa şampiyonluğu yaşayarak takımının en önemli isimlerinden birisi oldu. Uzak kaldığı milli formaya yeniden göz kırpan İbrahim Sehiç, başarılı performans ile 2015 yılında yeniden milli takıma çağrılmaya başlandı. Karabağ takımında 168 kez forma giymeyi başardı. Uzunca ve güzelce bir Azerbaycan kariyerinden sonra artık veda zamanı gelmişti. Tarihler 2018'in Temmuz ayını gösterdiğinde her zaman çok sevdiğini belirttiği Türkiye'ye tekrar yolu düşecekti. Azerbaycan'dan çok da uzaklaşmamıştı aslında. Süper Lig'e merhaba diyen ve güçlü bir kadro kurmak için kolları sıvayan Erzurumspor yönetimi kaleye Sehiç'i getirdi. 2018-2019 sezonunun 3. maçında formayı kapan Sehiç, sonraki tüm maçlarda 90 dakika boyunca görev yaptı ve formayı bir daha kimseye kaptırmadı. Kısa sürede Erzurumspor taraftarının sevdiği bir isim haline geldi. Sehiç, Erzurumspor adına güven veren bir isim olsa da Erzurumspor o sezon takımı olarak istenilen sonuçları sahaya yansıtamadı. Ligde istediği sonuçları alamayan Erzurumspor küme düştü. Sehiç'in sözleşmesi devam ediyordu ve Erzurumspor yeniden Süper Lig'e dönmek için mevcut kadrosunu korumayı amaçlamıştı. Sehiç bir sezonda takımın bel kemiği haline gelmişti. Nitekim
kaptanlık pozu bandında takan Seyiç, Erzurumspor'un yeniden Süper Lig'e dönmesi için mücadele verecekti. 2019-2020 sezonunda oldukça iyi işler yapan Erzurumspor Ligi ikinci sırada bitirerek yeniden Süper Lig'e merhaba dedi. Sözleşmesi biten Seyiç için artık Erzurum'a veda zamanıydı. Gönüllerde taht kuran İbrahim Seyiç artık kendine yeni bir sayfa açacaktı. Konyaspor onun için biçilmiş bir kaftandı. Bonservisi elinde olan oyuncu için birçok kulüp devreye girmesine rağmen o söz verdiğinden dolayı Konyaspor'a 2 yıllık imzaya attı. Konyaspor'daki Balkan kökenli oyuncuların fazlaca bulunması onun yeşil beyazlı ekibi tercih etmesindeki başlıca sebeplerden bir tanesiydi. Seyiç oynadığı tüm kulüplerde olduğu gibi kısa sürede Konyaspor'da en sevilen oyunculardan biri haline gelmeyi başardı. Konyaspor'da yakalamış olduğu başarılı grafiğin ardından sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatarak takıma olan aidiyetini de göstermiş oldu. 13 Ağustos 2020'den bu yana Konyaspor forması ile 42 maça çıkan İbrahim Seyiç, kalesinde 49 gol görürken 13 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Halen Konyaspor'da takım kaptanlığı yapan İbrahim Seyiç, ligin en iyi kalecilerinden biri olarak kariyerini sürdürüyor. Konyaspor'daki iyi performansı onun milli takımının vazgeçilmez oyuncularından biri yapıyor. Kariyeri boyunca 40 kez Bosna Hersek'le milli takım formasını giymeyi başardı. Kariyerinde milli maçlar haricinde 398 maça çıkan İbrahim Seyiç, kalesinde 362 gol görürken 173 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Bu maçlarda sadece bir kez kırmızı kart gördü. Genelde 13 numaralı formayı giymeyi de tercih etti. Evli ve bir çocuk babası olan İbrahim Seyiç, her zaman ailesine düşkün bir kişilik, maneviyatına önem veren bir kimlik ve sıcakkanlı bir insan olarak da çevresinde sevilen birisi olmuştur. İbrahim Seyiç'e bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.